Dış ticaretimiz. Dış ticaret ülke yönetiminin uyguladığı ekonomik politika açısından çok önemli. İhracata dayalı, büyümeye dayalı bir politika uyguluyor. Bu nedenle faizleri düşürüyor ülke ekonomik yönetimi veya ülke yönetimi. Peki dış ticarette durumumuz ne? Ağustos ayında 11 milyar dolar açık verdik. Yani ihracatımızla ithalatımız arasındaki fark açık. Dış ticaret açığı geçen yıla göre üstelik %160 arttı, rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ne? O da önemli. %81'di, o da geriledi %65'e. Sadece bir yılda %160'a yakın arttı. 4 milyar 110 milyon dolardan 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi. Bu tutar ekonomideki iyileşmeye değil dış ticaret açığına ait. Böylelikle aylık bazda tarihin en yüksek dış ticaret açığı kaydedildi. Dikkat çeken veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Dış ticaret dengesi Ağustos ayında 11 milyar 194 milyon dolarla rekor açık verdi. Yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %18,2 arttı. 165 milyar 608 milyon dolar oldu. İthalatsa %40,7'lik yükselişle 239 milyar 43 milyon dolara ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre %146,3 arttı. 73 milyar 435 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde %82,5'ti. 2022 yılının aynı döneminde %69,3'e geriledi. Sektörlere göre ihracatta en yüksek pay %95'le imalat sanayinin oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %2,5 pay alırken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %2 pay aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin olarak gündem oluşturacak. Hatta hem Amerika'da hem Yunanistan'da hem de Kıbrıs Rum kesiminde gündem oluşturacak bir mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin olarak karşılık vereceklerini söyledi. Madem adada tırmanma istiyorsunuz, gereğini yaparız dedi. Bu ne demek? Adanın kuzeyinin silahlandırılması demek. Bir de ABD'nin yıllardır bir denge politikası var. Adada Türk tarafı, Rum tarafı dengesi ve Türkiye-Yunanistan arasında da bir denge politikası izliyordu ABD. Şimdi bu denge politikasından 2 yıldır uzaklaşmaya başladı. Ve biz ABD'yi defaatle uyardık. Ve bu son kararıyla da aslında denge politikasını tamamen bozduğunu, tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor ABD. Şimdi silah alabilir diyor. Şimdi ABD bir karar aldı. Rum tarafı silah alır almaz. Biz bugüne kadar zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekli tedbirleri aldık. Ama bu karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yani ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap veriyoruz. Siz bu kararı madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk'ünü korumak için her türlü adım atacağız. Tabii ki hangi adımların atacağı konusunda, hangi ilave silahlar gidecek veya takviye olacak, bu konular teknik konular. Milli Savunma Bakanlığımız, askerlerimiz bunları da zaten değerlendiriyorlar. Bugüne kadar yaptıklarımız zaten bizim adayı koruyacak nitelikte. Ama bu ABD'nin bu kararına da bir somut adımla tepkiyi vermemiz gerekiyor. Artık başkalarının aldığı kararlara boyun eğmeyen bir Türkiye'nin olmadığını da dosta, düşmana, herkese göstermemiz gerekiyor.